Meclis'in yönetiminin ilk toplantısı olduğundan divan katip üyeleri henüz seçilmemiştir. Bu itibarla 5393 sayılı kanun gereği en genç iki meclis üyesi divan katibi olarak görev yapar denilmektedir. Bu yasa doğrultusunda divan katibi üyesi Ethem Rasim Uysal ve Arif Safa Sarı meclis toplantısına divan katip üyesi olarak görev yapacaklardır. Gündeme geçiyoruz. Gündem 1. 5393 sayılı kanunun 33. maddesi gereğince meclis üyeleri içinden 3 kişinin gizli oylama ile encümen üyesi olarak seçilmesi talebi. Başkanım, oy kutusunu hızla dağıtıyoruz başkanım. Evet. Bu arada sevgili arkadaşlar, grup olarak herhangi bir öneri varsa onu da dinledim. Ondan sonra da onun haricinde kendi görüşünü beyan etmek isteyen varsa zaten gizli oylamayla olacağı için orada kendi görüşlerini yansıtırlar oylamadan. Ama grup olarak herhangi bir ifadeniz var mı? AK Parti grubu olarak Mehmet Aslan, Ercan Yıldırım, Arif Safa Sarı dinleyeceğiz. Şunu bir yere yazalım arkadaşlar. Görmek isteyenler oradan faydalanabilir. Ama parti düşünenler varsa onu da ifade edebilirler. Buyurun. Sayın Başkanım, bizim de grup olarak yönelteceklerimiz var. Evet. Encümenle alakalı. Evet. Encümenle alakalı. Evet. Buyurun. Evet. Kemal Maral. Evet. Kemal Maral. Kadir Gümüş. Murat Çırak. Evet. İkinci öneri arkadaşlar, ikinci liste olarak da mevcut. Aslında tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza 30 Mart seçimlerinden sonra aldıkları görev hayırlı olmasını diliyorum. Grup adına, ekibimiz adına. Bir de biz de kendi aramızda aldığımız görüşmelerde belediyemizin tüm olumlu işlerinde, kamu zararı olmayan işlerinde hep birlikte ilçemiz için faydasına olan işlerimize hep destek vereceğimizi, bu konuda olmadığı çerli eksil olan şeylerimize de muhalefet edeceklerimiz durur. Teşekkür ediyorum. Ben de gerçekten bu samimi duygularınız için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızda şunu da göreceksiniz ki burada asla ne iktidar ne muhalefet, bütün görüşlerin önemli olduğunu ve ortak istişare neticesinde kamu zararı asla oluşturmadığı gibi diğer taraftan hemşerilerimizin hizmet yaparsınız, kamu zararı da tazmini gerektirmeyen durum olur. Ama hemşerilerimizin kabul etmediği bir durum söz konusu olur. Biz onun da dikkate alınarak hem hemşerilerimizin mutlu olacağı hem de meclisimizin birlikte karar alacağı işlere inşallah hep birlikte imza atmanın yönünde hareket edeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Bu duygunuzdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum.